geldiniz küçük bey. Merhabalar, işte size İpek'i getirdim. İpek bak, babam, annem, halam, teyzem. Öpeyim efendim. Otur kızım. Rahat otursana şöyle. Rahatım efendim. Şöyle arkana yaslan. İyi efendim böyle. İğreti gibisin sanki. Öyle sayılır. Nasılsın kızım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Söyleyin bakalım, nasıl buldunuz İpek'i? Güzel kız doğrusu. Abin nasıl? İyiler efendim, selamları var. Ben hapiste olanı sordum. Önümüzdeki ay mahkemesi görülecek. Bunları konuşmak için gelmedik baba. Ne kızıyorsun? Gelinimiz olacak küçük hanımın dertleriyle ilgileniyorum. Tamam, tamam. Buyurun efendim. Sağ ol. Yeni mi elbisen? Evet. Ayakkabıların da yeni galiba, sıkıyor mu? Evet, biraz sıkıyor. Eviniz çok sıcak. Bize göre gayet normal. İçki alır mısın? Viski falan? Teşekkür ederim, kullanmam. Aferin kızım! Biz gidelim artık. Allah'a ısmarladık. Bir dakika bekle. Bir şey mi unuttun? Evet, harçlığımı. O kızı bırakmazsan para alamazsın benden. Parayla beni korkutamazsın baba. Hiç önemli değil. Dur bakalım. Arabanın anahtarlarını da bırak. Gitmiyor muyuz? Babam anahtarları aldı. Harçlığımı da vermedi. Beni istemiyorlar değil mi? Vuz gelir. Akılları sıra ekonomik baskı yapacaklar. Ama göreceksin, ben kazanacağım bu soğuk harbi. Dayanabilecek misin? Arabasız yapabilecek misin? Benim şahsiyetim var İpek. Aslında halk çocuğuyum ben. Hanım evladı değilim. O penceredeki demir kepenkler niçin? Bilmem. Ya köpekler? İlerleyelim beyler, ilerleyelim! Kolaysa gelsin de kendi ilerlesin. O alışıktır, gider. Otobüs yolcuları iğne deliğinden bile geçer. Gelmedik mi daha? 17 durak sonra. Sağ taraftakiler, biraz yanaşın lütfen, biraz yanaşın! Abanmayın kardeşim, arkanızda yer var ya! O kadar çok yer var ki, salıncak kursallar! Gel gel, bozulma, yürü! Kaç durak kaldı? 16! Beyler, ilerleyelim! Bak abici yap! Bırak şunu ya! Allah Allah! Sol taraftakiler yanaşı karışıp çizsin oğlum! İlerleyelim beyler! Ah! Dikkat etsene! Ayağıma bastın ya! Cinayet mi işledik? İlk defa mı otobüse biniyorsun? Sonunda Engin düğmesiz indi konserveden. Halini görecektiniz. Sanki dayak yemiş bir boksör gibiydi. İyi işte, anlasın biraz hayatı. Bir daha otobüse bineceğini sanmıyorum. Ama ben de onların evinde bunaldım. Gözleriyle didik didik ettiler beni. İyi ki ben yoktum orada. Kızma oğlum, ne demişler, davul bile dengi dengine vurmalı. Laf mı yani? İnsanları sınıflara mı ayırmalı? Teyzem haklı. Mesela evleri çok sıcak ama sobanın tadı yok. Sonra inanın, pazen elbisemin rahatlığını aradım. Söyler misin, ben o eve uyar mıyım abi? Uyar mıyım? Sen uyamazsan onları kendine uydurursun. Nişan davetiyelerini aldım. Sen göndereceklerini ayır. Gerisini maliye dağıtırız. Enişte, annem baban ne diyor bu işe? Kaza filan mı oldu kızla, mecbur mu kaldın? Ha
Alt çocuğu pozundasın inek, yemezler. Yersen, su koy vermeyin. Koca salonu boşu boşuna tuttuk, bir sürü de masraf. Üzülme. Bugün en mutlu günüm. Nişan olacak. Çekirge, yüzükleri getir. Sayın misafirler, önce bu şerefli vazifeyi bana verdiğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bravo! Nişan, evliliğe atılan ilk adımdır. Yok ya! Bak, bunu öğrendiğimiz iyi oldu. Nişan salonlarda bu lafı asacaksın arkadaş. Bu ilk adımların... Geldim, geldim! Bu ilk adımların iki genci mutluluğa götürmesini temenni ediyorum. Birbirlerine saygılı olsunlar, iyi ve kötü günlerini birlikte paylaşsınlar. Hayırlı olsun çocuklar. Güle güle yenge! Kendi düşen ağlamaz. At çocuğu yenge! Onun adı Engin'in, babası zengin. İsterim anacığım, isterim. Onun adı Engin'in, babası zengin. İsterim anacığım, kesilin! Bizi sattın hain! Bütün arkadaşlarını sattın! İpeği de sattın! Emanete ihanet ettin! Köşeyi döndün! Kaç para aldın Rahmi Kabancı'dan? Yakında gökdelende oturacaksın değil mi? Kansız! Satılmış köpek! Hain! Benim yüzümden oldu her şey. İzin ver konuşayım onlarla. Siz içeri girin. Sonunda rengin belli oldu! Utanmadın değil mi? Sahtekar! Bir bafra. Sandviçler kaça? 5 lira abi. Ver bir kaşarlı sandviç. Ne bu ya, jilet gibi? Bu kalite, bu fiyat. Yuh be, dikkat etsene lan, ayı! Kızdan vazgeçtim baba. Numara yapmadın ne malum? Kararlıyım baba, kızdan ayrıldım. İyi, yarın gece kondoların yıkımı başlayacak. Adamların başında sen olacaksın. Hepsini, kızın evi dahil hepsini yıktıracak. İmansızın insafa geleceği yok. Bugün son gün.
Yıkılacak evlerimiz. Erkeklerimizi yitireceğiz. Ya katil olacaklar ya da ölü. İpek'e gidelim. Adamın gelini olacak, vazgeçirtir belki. Ben istemez miyim size yardım etmeyi? Rahmi Bey'e sözüm geçmez ki. Adamın oğlu nişanlın değil mi İpek? Sana da deliler gibi aşıkmış. Sandığınız gibi değil. Bir haftadır görmüyorum kendisini. Ne arıyor, ne soruyor. Niye daha önce söylemedin bana? Zorla güzellik olmaz ki ana. Sen demez miydin davul bile dengi denginedir diye? Vallahi elimden hiçbir şey gelmez bacılar. Merhaba Orhan abi, nasılsın? Nerelerdesin? Biraz işlerim filan vardı. Ne iş ulan? Senden baştan konuşmadık mı? Ölmek var, dönmek yok demedik mi? Dedik. Peki ipeyi ne diye aramıyorsun? Ben onun gönlünü alırım, şimdi işim var. Hey, dur bakalım! Senin işin İpek ulan! Ortada bırakamazsın kızı. Onu üzüp ağlatamazsın. İpeğin bir damla gözyaşına senin bütün kanını akıtırım. Yürü! Merhaba İpek. Merhaba. Özür dilerim, arayamadım seni. Önemli değil, yeni araba vermiş baban. Barıştık. Yani baban kazandı, sevindim. Al yüzünü. İpek! Davul dengi dengine vurulmuş. Al adamlarını Gingi. Gece konduları yıkmaktan da vazgeçin. Kış kıyamette bunca yoksul insanı, çoluğu çocuğu sokaklara dökmeyin. Hayır, babamla tekrar bozuşmak istemem İpek. Arabasız, parasız dolaşmak istemem. Hele otobüse binmeyi hiç istemem. Yıkıma başlıyoruz patron.